Avrupa'nın önde gelen liglerinde Fransa'da yetişmiş pek çok oyuncu görmemiz asla bir tesadüf değil. Bunun sırrı ise temelleri yaklaşık 50 yıl önce atılmış bir futbol fabrikası. Yakın geçmişte düzenlenen turnuvaların özellikle oyuncu havuzu, kadro kalitesi ve başarılarıyla dikkat çeken takımı Fransa'nın 1984 Avrupa Şampiyonası'na kadar düzenlenen 18 turnuvada final bile görememiş olması kulağa pek normal gelmeyebilir. Ancak durum geçmişte gerçekten de böyleydi. Çıkmaza giren Fransız futbolunda şu soru yankılanıyordu. Fransa'yı harika bir takım yapmak ne kadar sürer? Soruya cevabı veren ve hikayenin başlamasını sağlayansa Macar asıllı Rumen bir teknik direktör olacaktı. 1958 Dünya Kupası'nda 3. olmasına rağmen sonraki 4 Dünya Kupası'nın 3'üne katılamayan Fransa, 1960'tan sonraki 5 Avrupa Şampiyonası'nda da boy gösteremedi. Ülke futbolu yaklaşık 25 yıl süren bir buhran döneminin içindeydi. Teknik direktör Stefan Kovacs'ın Fransız futbolunun yeniden inşasının mimarı olması ve Fransa'yı bir futbolcu fabrikasına çevirmek için ilk adımları atması Avrupa futbolunda suyun yönünü değiştirecekti. Yapılan atılım ve yeni planlama sonucunda Maviler, yıllar içinde ikişer kez Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası kazanan, iki kez finalde kaybeden, üst seviye oyuncu yetiştiren ve Avrupa'nın en çok futbolcu ihraç eden ülkesi konumuna yükseldi. Nicolas Anelka, Thierry Henry ve Kylian Mbappe gibi yıldızları çıkaran bir akademi düşünün. Clairefontaine adındaki bu akademi sadece Fransız futbolunu dipten zirveye taşımakla kalmadı. Aynı zamanda gözleri üzerinde toplayan bir fabrika haline geldi. Tesisler İngilizlere örnek oldu. Barcelona'nın göz bebeği La Masia'dan her yıl bir heyetin incelemeye gelmesini sağladı. Ve hatta Altın Ordu'nun rol model olarak benimsediği bir yer oldu. 1960'lı yıllarla birlikte Hollanda, İtalya ve Almanya futbolda üstünlüklerini bütün dünyaya kabul ettirmekteydi. Fransa ise yarışta geri kalmıştı ve Futbol Federasyonu Başkanı Fernand Sastre'nin göreve geldiği 1972 yılından beri çözüm arayışı içindeydi. Fransızlar bir kurtarıcı arıyordu ve onu Hollanda'da bulacaklardı. Johan Cruyff'un sırtladığı Ajax ile üst üste iki kez Şampiyonlar Ligi kazanan Stefan Kovacs, 1973 yılında Fransa milli takımının başına getirildi. Gazetecilerin Fransa'yı harika bir takım yapmak ne kadar sürer sorusuna Rumen teknik direktör vizyoner bir yapıyla 8-10 yıl cevabını verdi. Ancak Maviler bu kadar sabredemedi ve Kovacs yönetiminde 2 yıl boyunca başarı gelmeyince yollar ayrıldı. Yerine gelen isim Michel Hidalgo'ydu. Fransız teknik adam Kovacs'ın yardımcılığını yapan ve onun fikirlerini benimseyen biriydi. Fransa'yı önce 1982 Dünya Kupası'nda dördüncülüğe taşıdı. Ardından 1984'te Avrupa şampiyonu yaptı. Kovacs haklı çıkmıştı. Fransa doğru bir planlamayla 10 yılda turnuva kazanacak seviyeye gelmişti. Peki Kovacs'ın sırrı neydi? Deneyimli teknik adama göre kolektif başarının sağlanabilmesi için bireysel beceri ve yetenekler katı bir eğitimle geliştirilmeliydi. Doğu bloğu ülkelerindeki eğitim anlayışına dayalı bu yaklaşım Fransız futbol devriminin temellerini oluşturacaktı. Clairefontaine Ulusal Futbol Enstitüsü 1988 yılında tamamlandı ve dönemin Cumhurbaşkanı François Mitterrand tarafından açılışı gerçekleştirildi. Clairefontaine, Fransa futbolu için açması beklenen ilk çiçekti. Ancak dikilen tek fide burada olmayacaktı. Fransa Futbol Federasyonu sonraki yıllarda doğrudan kendine bağlı birçok akademiyi faaliyete soktu. Bu akademiler Fransa'nın çeşitli bölgelerine dağıtıldı. Federasyon böylece politikasını bütün ülkeye yaymış oldu. Tüm bu akademilerin somut başarılarını gözlemlemek içinse Kovacs'ın öngördüğü gibi yine 10 yıl beklemek gerekecekti. 1998'de kazanılan Dünya Kupası ve hemen ardından gelen Euro 2000 zaferi Fransa'yı ilgi odağı yaptı. Sahneye ilk çıkan yıldız, Marsilya yakınında kurulan akademide eğitim gören Zinedine Zidane oldu. Ama Fransa'nın asıl gözdesi Clairefontaine'di. Bu akademiden Thierry Henry, William Gallas, Jérôme Rotten ve Nicolas Anelka gibi önemli genç isimler yetişti. Fransa artık uluslararası turnuvalarda gücünü kabul ettirirken Clairefontaine ise oyuncu yetiştirmeye devam etti. Mehdi Benatia, Blaise Matuidi, Gabriel Obertan gibi gelecek vadeden oyuncular Fransız kulüpleri tarafından kapışıldı. Birçok oyuncu Fransa genç milli takım formasını giydi. Fakat hiçbiri 1998 doğumlu Kylian Mbappe kadar ilgi görmedi. Mbappe Clairefontaine'in incisiydi. Akademiye kabul edildiği günden beri Real Madrid, Liverpool ve Manchester City gibi devlerin ilgisi hiçbir zaman eksik olmadı. Monaco ile başlayan hikayenin geri kalanı zaten herkesin malumu. Clairefontaine, performans, mükemmellik ve prestij olmak üzere 3 temel değere sahip. Akademi Stefan Kovacs'ın, kolektif başarı için bireylerin beceri ve yetenekleri geliştirilmelidir felsefesiyle hareket ediyor. Fransa geneline dağıtılmış diğer 12 akademi ile birlikte faaliyet gösterse de, en başarılı akademi olarak burası göze çarpıyor. Peki tesislerde sistem nasıl işliyor? Her şeyden önce akademi, aşina olduğumuz kulüp altyapıları gibi çalışmıyor. Doğrudan Fransa Futbol Federasyonu çatısı altında faaliyet gösteriyor. Her yıl 200'den fazla genç sporcu Clairefontaine'e başvuruyor fakat içlerinden sadece 20-30 tanesi akademiye kabul ediliyor. Akademide eğitim gören oyuncuların yaş grubu ise 13-15 arasında. Bu aşamada şaşırmış olabilirsiniz. Çünkü kulüpler futbol eğitimine çok daha erken yaşlarda başlıyor. Fakat Clairefontaine'in amacı sıfırdan oyuncu yetiştirmek değil. Daha çok küçük yaşta potansiyel vadeden oyuncuların gelişimini tamamlamak.
Akademiye seçilmenin belirli şartları var. Birincisi 13 yaşından küçük olmamak, ikincisi Fransız vatandaşı olmak, üçüncüsü ise Île-de-France yani Paris bölgesinde yaşıyor olmak. Genç sporcular hafta içi tesislerde kalıp antrenman yapıyor, hafta sonunuysa aileleriyle geçiriyorlar. Adaylar bu sürede eğitimin de dışında kalmıyor. Federasyon tarafından belirlenen okullarda eğitim görüyorlar ve bütün eğitim masrafları yine federasyon tarafından karşılanıyor. Futbolcu adaylarının eğitiminde amaçlananları şu başlıklarda verebiliriz. Daha atletik ve daha hızlı olmak, zayıf ayağı geliştirmek, zayıf yönleri geliştirmek, top sürme, şut çekme, pas verme ve top kontrolü gibi teknik becerileri geliştirmek, topu geri kazanma, verilen pası takip etme, pozisyon alma, boş alanlara hareket etme gibi taktik beceriler kazandırmak. 3 yıl süren eğitim boyunca yıldız adayları sadece 3. yıllarında tam sahada antrenman yapabiliyor. Antrenörler 13-14 yaşındaki sporcuların tam saha ölçeğinde düşünmelerinin zor olduğunu söylüyor. Bu sebeple ilk yıl sporcuların bireysel becerilerini geliştiriyorlar. İkinci yıl 2'ye 3, 3'e 3 ve 3'e 4 gibi antrenmanlar yaptırılıyor. 3. yılda ise becerilerini geliştirdikleri oyuncuları tam sahada çalıştırıyorlar. Antrenörler ters ayak konusunda oldukça hassas. Bunun için özel çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalarla oyuncuların iki ayaklarını da aynı hızda ve rahatlıkta kullanmaları hedefleniyor. Üzerinde durdukları bir diğer konu ise hız. İspanya'daki futbol akademilerinde pas almak için doğru pozisyon alma öğretilirken, burada futbolcular hızlı oynamaya zorlanıyor. Tabii bütün bunların dışında oyuncuların mental gelişimleri de önemseniyor. Uzun yıllar akademinin başında bulunan Jean-Claude Lafargue için oyuncuların düşünerek oynamaları mutlak önem arz ediyor. Gençlerden ortaya çıkan problemleri antrenörlerin yardımı olmadan ortaklaşa çözmeleri bekleniyor. Doğanın içinde 62 hektarlık bir alana inşa edilen Clairefontaine, 66 bin metrekarelik çim alan içeren bir futbol merkezi. Akademinin en son teknolojiyle donatılmış modern tıp bölümü ise 2013 yılında FIFA tarafından Medical Center of Excellence etiketine layık görüldü. Fransa'nın her yerinden sporcular bu modern tıp merkezinde son teknolojiyle tedavi ediliyor. Kurumun felsefesi Nice, Lille ve Monaco'da da görülüyor. Lafargue, bir gün Fransa'daki bütün kulüpler Clairefontaine'in felsefesine sahip olduğunda artık Clairefontaine'e ihtiyaç kalmayacak diyor. Hatta 2018 Dünya Kupası'nın en genç 3 takımından biri olan Fransa'nın bu felsefenin ürünü olduğu söyleniyor. Akademinin gerek sportif açıdan gerekse tesisleşme açısından gösterdiği performans İngilizlerin de dikkatini çekti. İngiltere Futbol Federasyonu'ndan bir heyet Paris'e gidip yapılan çalışmaları yerinde inceledi. İngilizlerin ulusal futbol projesi olan St. George's Park buradan esinlenerek 2012 yılında faaliyete sokuldu. Böylece Fransa'nın yaptığı gibi ülkenin tamamında etkili olabilecek tümleşik bir futbol politikasının temelleri atıldı. Dünyanın en ünlü altyapısı La Masia, belirli aralıklarla Clairefontaine'e ziyaret düzenliyor. Altın Ordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın Altın Ordu Futbol Akademisi Alfa'yı kurmadan önce Avrupa'daki futbolcu gelişim merkezlerini gezerken uğradığı duraklardan biri de Clairefontaine. Fransa Futbol Federasyonu 2012'de New York'ta, 2020'de ise Singapur'da futbol akademisi açtı ve felsefelerini ihraç etti. Fransızlar artık tecrübelerini Avrupa kıtasının ötesiyle de paylaşıyor. Clairefontaine, Fransız futbolu için bir mihenk taşı oldu. Vizyonuyla, planlamasıyla, belirli felsefe ve hedefleriyle dünyanın en iyi futbol akademilerinden biri halini aldı. Ulusal ölçekte doğru politika belirlemenin en güzel örneği olan bu merkez, ülkede değişen siyasetçilere ve futbol yöneticilerine rağmen yıllardır çizgisini bozmadan istikrarlı bir biçimde faaliyetini sürdürüyor. Kazanılan iki Dünya Kupası'nı temsil eden yıldızlarsa Clairefontaine tesislerini taçlandırmaya devam ediyor. Mantra'nın YouTube kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ben Erman Yaşar. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşça kalın.